Değerli arkadaşlar merhabalar. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Enfes tavuk kanatlarımız şimdi çıktı. Arkadaşlar ve bunları afiyetle hüpleteceğiz. Şöyle bir iki resmini alalım. Değerli arkadaşlarım. Yeteri miktarda tavuk kanadımız var. Ve şimdi bunları afiyetle hüpleteceğiz. Afiyetle hüpleteceğiz. Buyurun. Başlamadan evvel şu biramızı bir açalım. Yine perge ile devam ediyoruz. Ömür kardeşime şişe lazım. Bol miktarda aldık arkadaşlar. O yüzden şu anda başka bira testi yapmıyorum. Ağırlığı pergelere verdim. Pergeleri içmeye devam ediyoruz. Sonrasında craft biralarımız çıkacak. Eleme, göz nuru. Onlara yumulacağız. Of of of, şuna bakar mısınız abi ya. Gerçekten de harika bir bira ya. Evvela şöyle bir şerefinize kaldırayım. Buz gibi. Harika. Çok acıktım arkadaşlar. Ve susadım. Taze ekmeğimiz var. Mis gibi. Ve enfes kanatlarımız var arkadaşlar. Bunları güzelce yiyeceğiz şimdi. Harika pişirir. Bunların hazırlanışı, marine edilmesiyle ilgili bütün görüntüleri koyacağım. Thank you.
Et süt kurumunun kanatları. Bugün aldık. Pek sırada yoktu. Şanslı günümüzdeydik. Önce bunları ikiye ayırdım. Sonra bunları güzelce marine ettim, sosladım. Sonra da arkadaşlar yavaş yavaş pişirdim. O kadar güzel piştiler ki. Şöyle gösterebilirim mesela elimle. Bunlar biliyorsunuz hem but şeklinde hem de normal. Şöyle bakın. Helva gibi oldu. Kanatlar harbi çok güzel pişti. Marinesinde birazcık şöyle bir kaşık yoğurt kullandım arkadaşlar. Ve kullandığım hemen baharatları kısaca bilgi vereyim. Tuz, zeytinyağı, kekik, biberiye, kırmızı toz biber, kırmızı pul biber kullanmadım. Çünkü eşim Minacı ile arası hiç iyi değil. En az iki defa çevireceksiniz tek tek. Zaten matem ne ya? Ve tam ortasına gelince, yani çevirdiniz ya birinci partiden sonra. Sarımsak da var sebzelerin içinde. Evet. Birinci çevirme sonrası ocağı biraz daha canlı açıyorsunuz. Ve kendi yağıyla biraz kızarmasını sağlıyorsunuz. Kapak çünkü buharlaşan su buharını geri içine döküldüğü için tavuklar altta kalan yerler kızarıyor. Üsttekiler haşlama usulü pişiyor. O yüzden iki defa çevirip
bu kızarıkla erişmeniz lazım. Biraz da ısınmasın arada. Bir çekin şöyle. Bir arkadaş sormuş. Abi en sevdiğin işte 5 yiyecek hangisi falan diye. Ama tercihini iyi kullan, hep aynısını yiyeceksin falan. Ben yiyecek seçmem arkadaşlar, hiç. Benim için sizin beğenmediğiniz en alelade yiyecek bile bir lezzet bombasıdır, patlamasıdır. O işi ben yıllar önce bıraktım. Doğuda, Güneydoğuda görevlerde bıraktım o işi, seçme işini. Hepsini severim. Her şeyi severim. Sizin hiç önemsemediğiniz bir şeyi bile ben elimde malzeme varsa öyle bir canlandırırım ki hayret edersiniz yani. Bu kanadı yiyormuş gibi hissedersiniz kendinizi. Ama tabii şu var. Yani herkesin olduğu gibi yani. Herkesin sevdiği gibi sevmeyen azdır zaten. Tabii et ürünlerini daha fazla seviyorum arkadaşlar. Bunu söylemekte fayda görüyorum yani. Et ürünlerini daha fazla seviyorum. Fakat benim için fark etmiyor bahsettiğim gibi. Makarnayı da severim. Salatayı da severim. Çorbaları da severim. Genelde bir ayla içeceğim, bir ay içerken yiyeceğim şeyleri görüyorsunuz ama ben hepsini seviyorum esasında. Hiç ayırt etmem yani. O konuda ama bazı yiyecekler vardır. Benim gönlümde yeri ayrıdır yani. Atamız demiş yani, Ankaralıların yeri benim gönlümde ayrıdır diye. Ankara boşuna başkent olmadı arkadaşlar. O yüzden
İçini kendi ellerimle hazırladığım kıymalı pidendir. Dışarıdaysam tavuk döner çok severim. Tavuk döneri çok severim arkadaşlar. İnanın bayılırım. Ama iç harcı bol olacak yani biraz. Hakiki et döneri severim. İçinde kıyma olmayacak ama. Ya da sebze olmayacak. Kuyruk yağıyla. Takviye edilmiş. Soğanda bekletilmiş. Ekmeğim bitti. Et dönerin hastasıyım yani. Köfte patates kızartması. Kıyma alabildiğim vakitler parmak yalamadım. Bolca patates kızartır, köfte yaparım arkadaşlar. Köfteyi kendi ellerimle yoğururum. Bazı arkadaşlar da hiç sevmiyor bu geğirme hissiyatını. Ben de onların gıcıklığına yapmıyorum tabi ama doğal bırak neyse daha şimdi. Köfte patates kızartması. Ve arkadaşlar kuru fasulye pilav, kuru fasulye nohut. Şimdi bazılarınıza çok ağır gelecek ya da ya o da sevilir mi diyecek ama bir şey daha söyleyeceğim şimdi. Ben kelle paça diyebilirsiniz de paça, paça ayak çorbası yani kısaca. Bayılırım arkadaşlar. Yani ayak çorbasına bayılırım. Kışın sürekli eşime yaptırırım ben. Tencerede hiç eksik olmaz. Yayla çorbası. Çünkü yazın yiyemezsiniz, çok sert olur. İlik. İlikler alışkın olmayanı perişan eder. Kolajen bakımından çok zengindir arkadaşlar işte. Eklemleriniz, kaslarınız için yani harikadır. Kıymalı makarna, makarnanın bütün çeşitleri. Mantı, dolma, yaprak dolması, biber dolması. Hele de içinde çam, fıstığı, şam değil bakın, şam değil, çan, çam, çam fıstığı. Ağzım yapıştı şeyden. Ve kuş üzümü olacak. Bunu tabii içli pilavda da işte bademli, kuş üzümlü, çam, fıstıklı, içli pilav, havuçlu pilav, etli havuçlu pilav. Bayılırım bunlara arkadaşlar. Ya hepsini sürekli yapabiliyor muyum, yiyebiliyor muyum? Yok arkadaşlar. Nerede? Öyle bir şansım yok. Ama imkanım olsa bunların hepsini yapıp periyodik aralıklarla yemek isterim yani.
Evet arkadaşlar, börek çeşitlerini severim. Kıymalı börek, ıspanaklı börek, su böreği. Bunlara bayılırım yani. Sanırım o arkadaşa verilecek cevabı vermiş oldum. Menemen. Melemen değil artık. Menemen. Soğanlı ve sarımsaklı olacak. Bol domatesli, biberli. Domates böyle iri iri kalmayacak içinde, biberler. Helva gibi olacak böyle. Artık sos kıvamına dönüşecek. Ondan sonra yumurta. Onu çok severim ve sarımsak içinde muhakkak olacak. Onun dışında kavurmaların hepsini severim. Saç kavurma, dana kavurma, güveç, sebzeli. Bütün nimetleri severim arkadaşlar. Sadece tek sevmediğim şey karnabahardır. Karnabaharın yemeğidir. Askeri okulda bir kere onu yedim, rahatsızlandım. Onu sevmem. Bir de arkadaşlar arkadaş ıspanak çıkıyordu. Ispanak vardı. Ispanağın içerisinden askeri okuldayken, yine uzman okulunda, koca bir tırtıl çıktı şöyle yemyeşil. İri bir tırtıl. Ben o tırtılı Söğüt ağaçlarında görmüştüm. Ta böyle 13-14 yaşındayken, bizim kaynak suyu vardı evin arkasında. Söğüt ağaçları vardı komşunun sınırda. Orada görüyordum böyle yeşil büyük tırtıllar. O tırtılın bir tanesi arkadaşın tabağından çıktı. Uzun süre bir ıspanak yemeği yiyemedim. Bir de çivi çıkmıştı ya. Çivi çıktı. Arkadaşın dişi bayağı bir zarar görmüştü. Uzun süre böyle ıspanağı falan. Onun dışında artık kasalar falan tam ayıklanmadan yapılmış, pişirilmiş. Hemen hemen bütün yemekleri severim arkadaşlar. Mercimek köftesi, kısır. Hepsini. Barbunya. Kendinize iyi bakın diyorum. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Şunu da içeyim. Et süt kurumu bulunduğunuz yerlerde varsa kanat falan gayet hesaplı, güzel. En az %30-%40 oynuyor. Bir iki gün önce bir video yayınladım. İşte bu çağdaş marketlerde indirimli fiyatlar ve işte tarım kredi kooperatiflerinde indirimli fiyatlar diye. Bazı arkadaşlar sanki... Arkadaşlar ben ne gördüysem onu yazdım. Fotoğraflarımı da çektim, koydum. Bende yalan dolan yok. Her şey gerçekçi. Oradaki bir kalemle %30'a yakın bir indirim vardı zaten. Eski fiyatı da yazıyor, yeni fiyatı da yazıyor. Burada telefonumla çektim, büyütünce görünüyor. Videonun içerisine de koydum resmi. Durdurup bakarsın, büyütülsün ya da bana güveneceksin. Bir kalemde öyleydi ama diğerlerinde öyle dedikleri gibi işte 2 liralık, 3 liralık, 1 liralık, 3 liralık, 5 liralık indirimler. Ha, indirim sayılır mı bu indirimler? Ya, doğrusunu isterseniz sayılmaz. Ama ne yapacaksın abicim? Dolaşacaksın. İlla şu, o marketten alacaksın diye bir şey yok. Hepsini dolaşacaksın. Tek tek şimdi market ismi vermeyeyim. Ben öyle yapıyorum. Dolaşıyorum, bakıyorum fiyatlarına. En hesaplı neyse onu alıyorum. En kaliteli. Et ve et ürünlerinde de en kaliteli, en güzel et ve et ürünleri. Dana sucuğu, kanatı, tavuk. Ondan sonra arkadaşlar işte biftek, kuşbaşı, kıyma, kavurma, kaşar peyniri olsun. Et süt kurumunda mesela. Oradan alıyorum ben, hemen Kızılay'da var şubesi. Bana da oldukça yakın. Onun dışında çağdaş marketlerde konumuz hadi bir yönüyle de içki. İçkilerde zaman zaman indirim olabiliyor. Carrefour'da falan özel günlerde. Sevgililer günü, babalar günü falan. Onları takip edin. Bazen Tuborg ve Efes Malt ve Tuborg Gold'da indirim olabiliyor. Onları takip edin arkadaşlar. Nerede olabiliyor? İşte metroda olabiliyor bazen.
Ankagros'ta pergeler gayet uygun fiyatlı. Ve makro marketlerde arkadaşlar, makro işte en son işte gittik işte bu gizli aldığımız marketlerde, yanılmıyorsam makro mıydı adı ya? İşte Tunalı Hilmi, Kuğulu Park'ın hemen ilerisinde. Orada indirim olabiliyor. Efes matlarda, sarı kutularda ve tubok botlarda. Yine de adını tam olarak hatırlarsanız yazın alta. Ben unutmuş olabilirim. Aklımda makro kaldı. Bir metro var, bir de makro vardı. Pursaklar'da vardı makro market. Bu dediğim herhalde şey, onunla ilgili videoda yazıyor gerçi de bir ara yine. Neyse arkadaşlar, bunları takip ederseniz olabiliyor yani. Çağdaşlar da zaman zaman biralar pek indirime girmese de şaraplar ve yüksek alkoller indirimde oluyor arkadaşlar. Terledim. Bayağı da konuşmaya, sohbetinde tadına doyum olmuyor ama arkadaşlar bakın şöyle bir dokununca bakın terler, atletim ıslatmaya başladı. Kapı da kapalı şimdi ses gelmesin diye şuradaki. Havalandırmayı da çalıştırmadım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun artık bir başka sefere. Başka videoda buluşmak üzere. Görüşürüz.